Dekaot bizim çocuklarla, öğrencilerimizle de internetten veya sınıf içerisinde ya da sınıf dışında yaptığımız anket, quiz ve benzeri uygulamaları derleyip toplayıp bir web aracı haline getiren bir sistem. Kahoot'ta hem sınıf içinde hem sınıf dışında olması çok güzel. Diğer benzer web araçları var. Mesela Socrative gibi, Quiz gibi. Bunlardan farkı ne diyecek olursak, bunlarla birazcık daha görsel farkları var, saniye farkları var, zaman farkları var. Katılımcı sayısında herhangi bir değişiklik yok. Ortalama 100 civarında bir katılım var hepsinde. Yine Kahoot'un diğer uygulamalardaki gibi soru sınav sonrasında, anket sonrasında öğrencilerimizin işte soru analizini, soruların birer birer analizini, öğrencilerimizin katılanların birer birer analizini yine Kahoot üzerinde yapmamız mümkün. Dönüt vermemiz yine mümkün ki bir sınav yapıyorsak aynı şekilde dönüt bizim için çok önemli. Kahoot da yine bu imkanı bize veriyor. Güzel taraflarından bir tanesi yine hem sınıf içerisinde sadece bir ekrana bağlı kalarak öğrencilerimize aktarım sağlama yaptığımız gibi, yani öğrenciler sadece bir ekrana bakıp soruları sadece telefondan cevaplandırdığı gibi soruları sadece ekrandan görüp, ikinci bir şekilde de öğrencilere internetten herhangi bir tarihte sınav verip o tarihe kadar soruları kendi telefonları üzerinden görüp de cevaplandırmaları yine mümkün. Yani atıyorum biz şu an ben bir sınav hazırladım, gönderdim çocuklara. Çocuklar bu sınavları işte yarın saat 3'e kadar herkes bilgisayarından girip kendi ismiyle yapacak dedim. 3'e kadar sınavımı yine online şekilde internette aktif tutabiliyorum. Yani bunu zaten biraz sonra örneklerde size göstereceğim. Kahoot sayfasına girdiğinizde kahoot.com web sayfası üzerinden giriyoruz buraya. Giriş daha önceden bir kayıt olmuşsanız, olmamışsanız bir öncelikle kayıt olmanız gerekiyor. Eğer Kahoot'ta kaydınız varsa sağ yukarı taraftan login tuşuna basarak giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra şu an görüntü var hocam. Giriş yaptıktan sonra sizi karşılayan Kahoot ekranı bu şekilde. Buradan genelde şöyle bir sayfayı Türkçe'ye çevirelim. Sayfanızı genelde Türkçe'ye çevirmeye çalışın arkadaşlar. Birçok web aracında bu özelliği kullanın. Eğer Chrome kullanıyorsanız sağ klik Türkçe yaparak sayfanızı Türkçe'ye mutlaka çevirin. Kahoot'u karşılayan, bizi karşılayan ekranı bu. Burada ev bölümü keşfedin. Kahoot, raporlar, yükseltme, ücretli kısma getirme ve bir Kahoot oluşturma ve paylaşma kısımları yer alıyor. Ve şurada da kendi kişisel profilinizin ayarları var arkadaşlar. Burada keşfedin bölümünde şöyle bir sağ klikle açalım. Kahoot bölümü, bir de raporlar bölümü var. Bir de şurada ayarlar kısmı var. Bu profil ayarları dedik. Şurada da paylaş menüsü var ki şu an ben bir Kahoot yapmadım. Şu an herhangi bir paylaşmıyorum. Ve burada da kendi ekranında bahsettiği kendi haberleri, işte yaptığınız son yarışmalar, mesela en son yaptığım yarışmayla alakalı burada raporlar var. Sınıfımı yaptığım bir yarışmaydı. Üçüncü sınıfta bir Kahoot etkinliği yapmıştım. Onun raporu burada. Ya da burada benim Kahootlarım kısmı var. Burada sahip olduğunuz ve oluşturduğunuz Kahootları görebiliyorsunuz ve hangi saatlerde en son bunları kullandığınızı görebiliyorsunuz. Şimdi şurada keşfedin bölümünden başlıyorum. Keşfedin bölümünde Discover yazan bölümde, burada Kahoot'ta daha önce Kahoot'u kullanıp Kahoot'la alakalı etkinlik yapan ve bir Kahoot oluşturan öğretmenlerimizin Kahoot listeleri var. Paylaşabiliyorsunuz siz de kendi Kahoot'unuzu. Mesela ben buraya işte bilgi, hatta ne yazalım? Mesela bilişim yazalım. Mesela bir bilişim teknolojileri öğretmeni olarak bilişimle alakalı bir sınav yapmak istiyorum. Ama hazır bir Kahoot'um yok. Kendim de hazırlayacak vaktim yok. Mesela 5. sınıf bilişim diyor veya şuradan herhangi bir Kahoot'u seçip mesela şunu hazırlanmış, şuradan kaç kişi bu Kahoot'u okumuş, kaç kişi sınıfında uygulamış, şurada kaç kişinin favori listesinde, yani şuna bastığınızda sizin de favoriniz haline geliyor bu. Bunu işte buradan görebilirsiniz. Baktınız, hiç daha önce oluşturulan bir Kahoot. Hoşunuza gitti. Sorular gayet güzel. Şuradan
3 tane işte dikey şeklinde noktalar var. Buna bastığınızda buradan bu kahutu düzenleyebilir. Daha sonra kendi kahutunuza ekleyebilir. İşte ön izleyebilir ve başkalarıyla bunu paylaşabilirsiniz. Bu şu aşağı kısmıyla başkalarıyla yine paylaşma imkanınız var. Şu şekilde paylaşabiliyorsunuz. Burada yani başkalarının kahutlarını dediğimiz gibi bu şekilde kendi kahutumu ekleyebiliyorum. Ben mesela bunu kendi kahutumu ekleyeceğim. Şurada duplicate yazan bir bölüm var. Buna bastığımda bu kahut benim oluşturduğum kahut listeme otomatik olarak geliyor. Şurada benim daha önce oluşturduğum kahut listemde bunlar vardı ve şimdi bir de bu geldi. Beğenmediğin kahutlarınızı şuradan kendi My Kahoot, şu an sayfamı bir yenileyeyim çünkü bir kahut daha ekledim buraya. Şu an mesela herhangi bir evet, şu an sayfam açıldı. En son eklediğim Kahoot buydu. Daha önce yaptığınız Kahootlar sizin şurada Kahoot bölümünde yer alıyor. Buradaki eklediğiniz Kahootları play tuşuna basarak o an etkinliğinizi hemen başlayabilirsiniz veya bir etkinlik planlaması yapabilirsiniz. Buradan ben eklediğim herhangi bir Kahoot'u düzenleyebilirim, editleyebilirim. Bunun aynı şekilde bir kopyasını alabilirim. Bunun ismini buradan yine düzenleyebiliyorum. İsmini rename tuşuna basarak ismini düzeltebilirim. Paylaşabilirim. Şurada paylaş kısmı var arkadaşlar. Şurada paylaş kısmı var. Eğer siz yaptığınız bir Kahoot'u paylaşıp share deyip şurada nasıl diyeyim bir link haline size bunu getiriyor. Yani yaptığınız Kahoot'u şuradan bir geri gelelim. Yaptığınız Kahoot'u bir link haline getiriyor. Mesela ben şu Kahoot'u bir arkadaşımla paylaşmak istiyorum. Bunu kendisine göndermek istiyorum. Şurada etkinliğimi bu sınavımı açtıktan sonra şurada Share tuşuna bastığımda şöyle yapalım. Şurada Share tuşuna bastığımda bir username veya bir şuradan email Kahoot kullanıp da Kahoot'la alakalı üye sahibi olan bir arkadaşınız varsa bir kullanıcıya e-posta şeklinde Kahoot'unuzu gönderebiliyorsunuz. Kullanıcı adına veya e-postasına bu Kahoot'unuzu çok beğendi, çok böyle hoşuna gitti, çok sevdi. Aynı şekilde o kendisine gönderebiliyorsunuz. Ya da hiç emeğiyle ve kullanıcı adıyla uğraşamam diyorsanız şu yukarıda yer alan bir link var arkadaşlar. Şurada şu araç çubuğunda yer alan bir link var. Bunu böyle seçtiğiniz zaman sağ klik yapıp kopyala dediğinizde kendisine internetten gönderdiğinizde bu linke tıkladığı an otomatik bu Kahoot'u açacaktır. Yani bu sayfayı açacaktır. Eğer üye girişi yapmışsa bu sayfayı açacaktır. Ve daha sonra bu Kahoot üzerine kendisi aynı şekilde buradan işte duplicate şu telaffuzuna nasıl olur bilmiyorum. Kopyala yapıp kendi Kahoot'una bu sınavı ekleyip ondan sonra öğrencilerine uygulayabilecektir. Başkalarının Kahoot'larını keşfedim bölümünden görüyorum. Ev menüsünde herhangi bir şey yok. Sadece ana sayfam vardı. Buradan bahsettik. Sağda solda özellikler, haberler, kendi eklediğim Kahoot'lar falan vardı. Ev tarafında. Şimdi daha sonrasında bizim raporlar kısmında kendi oluşturduğum şurada daha önce yaptığım Kahoot'lar yer alıyor. Mesela en son yaptığım Kahoot'ta işte 22 şurada mesela toplamda 37 bir Türkçe yapalım hani yanlış bilgi olmasın. Evet şöyle toplamda şu yaptığım anketimizi 10 37 kişi mesela katılmış veya farklı bir şey yapalım şuradan. Eğlenceli etkinlik. Evet şunu yapalım. Şunu da diyelim mesela. Bir tane yaptığımız bir Kahoot etkinliği. Burada işte ne kadar zamanda bittiği, kaç soru olduğu, kaç öğrencinin katıldığı ve hangi öğrencilerin burada kötü yaptığını, hangilerinin henüz bitirmediğini ve zor soruları, kolay soruları yine buradan raporlar kısmında her sınav sonrasında ayrı ayrı analiz edebiliyorsunuz. Şimdi bir Kahoot yaptım, hazırladım. Şurada Kahoot bölümüne tıklıyorum. Ben sıfırdan bir Kahoot hazırlayacağım diyelim. Burada Kahoot seçeneğine tıkladığınızda Create diyorsunuz. Sağ yukarı üst tarafta Create seçeneğine tıkladıktan sonra açılan ekranda size Kahoot'la alakalı nasıldır? Merhaba hocam, hoş geldiniz. Açılan ekranda Kahoot'la alakalı ne tarzda bir Kahoot oluşturacağını soruyor ki bunların birçoğu zaten pro üyelik istiyor.
Şimdi sayfayı eğer Türkçe yapmışsanız, şu an mesela ben Türkçe kullanıyorum. Yani Türkçe kullanıyorum. Şurada eklediğin sorularda saniyesini pek Chrome'da bazen değiştiremeyi biliyorum mesela. O yüzden sayfayı soru hazırlarken İngilizce yaparsanız sizin için kullanım kolaylığı açısından daha kolay olacaktır. 10 saniye buradan daha sonra istediğiniz şekilde değiştirme imkanı daha kolay oluyor. O yüzden bu bilgiyi ayrıca veriyorum. Şimdi Kahoot'ta ne tarz bir soru oluşturabiliyoruz? Öncelikle Kahoot'ta şöyle add questions, yani bir soru ekle dediğimde bir normal quiz, yani çoktan seçmeli bir true false, doğru veya yanlış şekilde ve geri şunlar da gördüğünüz gibi şu işte simgelerden anlıyoruz ki pro özellik, yani bunları eklemek için bir ücret ödemem gerekiyor. Pro özelliğini kullanmam gerekiyor. O yüzden ben şu anlık sadece quiz ve doğru yanlış ekliyorum. Mesela bir quiz eklediğim zaman şurada herhangi bir matematiksel işlem kullanabilirsiniz. Şurada size verdiği bazı özellikleri kullanarak bazı matematiksel ifadeler yazabilirsiniz buraya. Ama ben bunları yazmıyorum. Benim hazır bir görselim var diyorsanız upload image deyip dışarıdan herhangi bir şekilde buraya bir görsel ekleyebiliyorsunuz. Mesela ben şuraya Kahoot etkinliğimi hatta şuraya bir ne bileyim herhangi bir görsel ekleyelim atıyorum. Daha önce hazırladığım herhangi bir sıradan bir görsel. Bu görselimi hazırladıktan sonra burada şu çok önemli değil. Şurada oyun yani bu sorumun süresini belirliyorsunuz. Kaç süre, kaç saniye olacağını 10, 20, 30 şeklinde süreleri var. Kaç ne kadar sürede cevaplandırmasını istiyorsunuz? İşte 20 saniyede cevaplandırmasını istiyorum. Ve soruyu sordunuz. Şuraya işte sorunuzu koydunuz. Öğrencinize ya da bu çok garip bir soru oldu ya. Upload image diyelim. Çok farklı bir şöyle resimlerden bir şey ekleyelim. Şöyle rastgele bir resim ekleyelim. Aşağıdaki manzara nereye aittir? İşte değişik bir soru. A kumsal, işte B işte ne bileyim ev, işte otel. Bu da ne olsun? Köy. Tamamen rastgele şekilde. Yani tabii resimlerinizin boyutları çok önemli burada. Yüklenmesi, upload edilmesi açısından birazcık sıkıntı yaşatabiliyor bazen. Şu an bir problem yaşıyorum mesela. Neyse çok önemli değil. Yüklenmiş gibi olsun. Yani sıradan bir resim yüklediğimi farz edin. Şuraya görsel olduğunu sıradan bir görsel olduğunu farz edin. Bu şekilde alt tarafa 4 tane fazla olmuyor. 4 tane cevapları 4 cevap olmak zorunda. Yani 4 tane cevap veriyorsunuz. Bunlardan hangisi doğruysa onu işaretliyorsunuz ve bir sonraki sorunuza geçiyorsunuz. Burada eklediğiniz sorularda bir tane de doğru yanlış ekleyelim mesela. İşte Türkiye'nin başkenti Ankara'dır diyorum. Soruma 10 saniyelik cevaplandırma hakkı ve doğru cevabın turu olmasını istiyorum diye geçiyorum. Geçiyorum bir sonraki soruma. Yine çoktan seçmeli. Bir YouTube linki verebiliyorsunuz sorularınıza. İnternetten YouTube'dan işte ben Ziya Hocam'ı çok kullanıyorum böyle YouTube. Ziya Selçuk diyorum mesela. Bir tane şuradan YouTube linkine tıkladım. YouTube sayfasına gittim. Açtım. Sonra geldim. Şu YouTube link dedim. Şuraya sağ klik yapıştır veya Ctrl V ile YouTube linkini yapıştırdıktan sonra şuradan videonuzun istediğiniz bölümlerini kesebiliyorsunuz. Mesela tamam videonun tamamını almak istemiyorum ama bazı bölümlerini almak istiyorum deyip buradan o bölümleri kesip sadece istediğiniz bölümleri alıp buraya koyabiliyorsunuz. Ben videomu işte buraya koydum. Şuraya videodaki bakan kimdir diye bir soru sordum. İşte A, B, C, işte şuraya Ziya Selçuk yazdım.
devam dedim ve yine doğru cevabım bu oluyor. Şimdi 3 tane soru hazırladım rastgele. Zaten soru hazırlama fazla bir alternatif size vermiyor. Çoktan seçmeli ya da doğru yanlış soru hazırlama stilleriniz var. Şu sol üst taraftan Enter Count Title diyor. Yani şuraya bir count'unuzun başlığını, mesela sınavım deyip şuraya count'unuzun başlığını veriyorsunuz. Türkçeleştirelim burayı, daha kolay olsun. Sınavınıza bir açıklama ekleyebiliyorsunuz. Mesela sınavınla alakalı işte falan bir böyle değişik tarzı bir açıklama yazabiliyorsunuz buraya sınavla alakalı. Şuraya benim kahutlarım deyip burada eklediğiniz kahuta bunu şöyle klasörleyip daha önceden bir klasör haline getirmişsiniz kahutlarınızı, oradan bir değişiklik yapabiliyorsunuz. Sonra bir video, bunları geç, bunlar yine aynı şekilde pro özelliği oluyor. Ve bunu herkes mi yoksa sadece siz mi görmek istiyorsunuz? Eğer herkes derseniz biraz önce dediğimiz o Discover bölümünde, keşfet bölümünde diğer herkes de yine diğer herkes gibi de diğer herkesin gördüğü şekilde görebiliyorsunuz bu özelliği kullanarak. Eklediğiniz kahuta bir kapak resmi ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz şuradan bir upload image deyip mesela yine buradakilere geldi. Buradakiler çok fazla, oradaki resimleri eklemiyorum. Mesela bir upload image dedikten sonra sınavınıza bir kapak resmi ekleyebiliyorsunuz. Eklediğiniz resmi beğenmezseniz beğendiğiniz bir şekilde yine resminizi büyütüp küçültüp kırpabiliyorsunuz. İstediğiniz bölümünü kesip orayı kapak haline getirebiliyorsunuz. Dilini ayarlayabiliyorsunuz vesaire. Eğer yalnız sen yaparsan bunu sadece biz oluşturan kişi görüyor, ama herkes yaptığımızda bizim kahutumuz keşfet bölümüne çıkıyor ve diğer öğretmen arkadaşlarımızın bu kahuta ulaşmasını sağlıyor. Ben bitti deyip kaydediyorum. Fakat bitmeden önce şurada ön izlemesine bir bakmak istiyorum. Ben bu ön izleme nedir? Ön izleme sınav esnasında soruların nasıl göründüğünü bana söylüyor. Mesela bu üçüncü soru sınav esnasında 20 saniyeden başlayacak ve bu şekilde bir görünüm olacak. Buradan işaretleyeceğim, geçeceğim. Bu şekilde bir görüntü olacağını bana söylüyor Çok sınav değerli esnasında. basın mensupları, hepiniz hoş Ve geldiniz. soru doğru cevabının bu şekilde Küresel olduğunu ve ekrana bu ölçekte şekilde yansıyacağını bana söylüyor. Tabii bütün sorular için bunu görebiliyorsunuz. Sadece bir soru için değil. Şu alt tarafta kaç sorunuz varsa, üçüncü soru, ikinci soru veya birinci sorunuzu burada belirlediğiniz bir şekilde ön izlemesini görebiliyorsunuz sorulardan paylaşmadan önce. Bitti diyorum, kaydediyorum. Hocam soru sordu. Şurada da soru sormadı da hocam resim işareti çıktı dedi. Evet hocam, doğru gördünüz. Biz burada kahutumuza soru eklerken sadece soruda değil cevapta da, cevap kısmında da şuradan ben kahutumu düzenleyeyim. Mesela sınavım diye kaydettim. Sağ klik yapıyorum. Şuradan düzenle diyorum. Eklediğim kahutla alakalı sadece soruda değil, şıklarda da görsel ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani matematiksel ifadeler yine benzer şekilde sizi kısıtladığı ölçülerde ekleyebiliyorsunuz. Mesela kumsal yerine ben kumsal cevabını burada bir fotoğraf olarak göstermek istiyorum öğrencime. Şuradan mesela hangisi şey sorabilirdim. Hangisi afiş hazırlama web 2 aracıdır diye sordum mesela. Şıklarda işte Prezi'yi koydum. Mesela daha sonra ne olabilir? Google Form'u koydum. İşte şuraya işte ondan sonra bir tane daha koyalım. Mesela afiş olmaz. Şöyle Edmodo Turnuvaks koyalım mesela. Bu da yarınki etkinliğimiz. Cevap 2 eklemediniz diyor. Buraya mentimetre koyalım. Evet. Şimdi şunu kaldıralım. Daha bilindik bir cevap yapalım. Mesela buraya Canva yapalım. Evet. Hangisi sorumuz? Hangisi afiş hazırlama Web 2.0 aracıdır diye sorduk. Resmi görsel olarak eklemek istemedim. Şıklar olarak şıklardan eklemek istedim ve Canva cevabının doğru olduğunu belirttim burada.
Şu an yine Türkçe olduğu için sürede bir sıkıntı yaşatıyor bana Google Chrome. Sadece Google Chrome'da mı oluyor bilmiyorum ama şu süre sıkıntısı sayfayı İngilizce çevirdiğimiz zaman bize problem yaşatıyor. Bilginiz olsun. O yüzden sayfayı İngilizce yaparak sorularınızı cevaplandırın. Evet, şu an bir metin haline sorumu sordum fakat şıklarda görsel olarak cevaplandırmasını istedim öğrencimiz. Bu şekilde yine görsel olarak da şıklara koyabiliyorum hocam. Görsel olarak da yine şıklarıma koyma imkanı bize veriyor. Hocam şimdi biz web araçlarını ilköğretim, ortaöğretim diye sınırlandırmıyoruz. Web araçlarının içeriği tamamen doldurmak size kalmış. Yani Kahoot içerisinde ben şimdi ilkokul öğrencisi desem biraz sonra sizi sınav yapmam doğru olmazdı. Şimdi ben burada yetişkin insanlara yapabileceğiniz tarzda sınavlar da koyabiliyorsunuz. Yani burada anaokul öğrencilerinin ellerine bir işte tablet veya işte ne bileyim bir bilgisayar oturtup onları bir bilgisayar üzerinde de yine sınava sokabiliyorsunuz. Yani tamamen size bağlı. İçerik ne kadar yetişkine uygunsa yetişkin de yapabilirsiniz hocam. Yani herhangi bir kısıtlaması yok. Bu neticede bir size online sınav yapma imkanı veren bir uygulama. Sınavınızı kime yapacağınızı kendiniz belirliyorsunuz. Şimdi sizinle beraber bir sınav yapalım. Şöyle siz için hazırladığım bilgi yarışması Kahoot vardı şurada. Yanınıza ikinci bir cihazınız varsa almanızı istiyorum. Şimdi öncelikle şunu bir anlatalım arkadaşlar. Şimdi ben Kahoot'umu iki farklı şekilde yapıyorum burada. Mesela play tuşuna bastığımda önce şunu anlatalım. Çünkü bunu birazdan yapacağız. Bana diyor ki sınavı nasıl yapmak istiyorsun? Normal öğrenciler burada şu şekilde sadece soruları bir ekrandan görüp telefondan cevap vermeleri mi istiyorsun? Yoksa herhangi bir süre belirleyip o süre zarfında öğrencilerin soruları verdiğiniz link veya işte pin üzerinden yapmasını mı istiyorsunuz diye. Önce şu pini bir anlatalım. Mesela ben bu pini seçtim. Ben bu pini seçtim. Burada bana diyor ki yarışma ne zamana kadar devam etsin? Mesela buradan yarışmanızın süresini belirleyebiliyorsunuz. Tabii ikinci seçeneği seçtim arkadaşlar. Bakın bir daha anlatayım. Oyna seçeneğine tıkladığımda şu ikinci olanı yani şu tercih olan değil de asik yazan şu asik yazan yeri seçiyorum. İngilizce olarak ben ne anlama geliyor tam bilmiyorum ama oyna seçeneğine tıkladım. Yanlış yere bastım. Evet, şu kaosumu öğrencilerime dedim ki bu hafta bu sınavı herkes yapacak. Play tuşuna bastım. Asik dedim. Burada ne zamana kadar bu sınav devam etsin diyorsunuz. Mesela 27'sine kadar bu sınav devam edecek. Saat kaça kadar devam etsin? İşte saat 10'a kadar. Burada yine öğleden önce ve öğleden sonra saat kısımları var. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Burada Türkçe çeviri var. Mesela diyor ki soru zamanlayıcısı yani soruların zamanlayıcısı aktif olsun mu? Yanıt sırasını rastgele belirlesin mi? Mesela yanıtları ben ABC'de demiştim. C şıkkı mesela doğru cevaplandırmıştım. Onu B yapabilir. Yani aynı şıkkı B alabilir. Yani şıkları karıştırabilir. Bir takımı at oluşturucusu olsun mu? Eğer bunu seçerseniz oyun öğrencilere oyuna girdikten sonra rastgele bir kullanıcı adı seçmeleri isteyecektir. Yani kendileri bazen çok saçma isimler yazabiliyor, değişik isimler yazabiliyor. Bu seçenek tamamen onun önüne geçmek için önemli ve 100 kişiye kadar bir limit veriyor bize. Ben oluştur dedikten sonra mesela şöyle oluştur seçeneğine tıkladıktan sonra bu kaotumla alakalı oluştur seçeneğine tıklıyorum ve kaotumu oluşturuyor ve bana şöyle Türkçe çevireyim. Bana diyor ki evet şu an kaotun oluşturuldu. Son tarihi değiştirebilirsin. Yani bu sınav bitiş tarihi 27 Mayıs saat 10'da mesela 27 Mayıs'a göre ayarladım. Başlangıç tarihim şu an olarak ayarladım. Bitiş tarihine kadar bu sınavı öğrenciler yapabilir. Peki nasıl yapacak öğrenciler? Şurada bir URL var mesela. Şu URL'yi kopyalayıp öğrencilerime gönderebiliyorum. Şöyle sağ klik yapıp mesela bir sekmede açayım şurayı. Bu linki WhatsApp'tan veya öğrencilerime ulaştırıp bir şekilde direkt bu link üzerinden şu an görüldüğü gibi sınavımı açıyor. Biraz bekletiyor beni.
Bu link üzerinden öğrencilerime gönderebiliyorum. İki farklı şekilde öğrencilerimi sınava girme şekli var. Ya da pin kullanarak sınava girme şekli var. Kahoot arkadaşlar, evet şu an sınavımı açtım. Mesela sınavın bitmesine yaklaşık şu kadar zaman var diyor. Bir nickname istiyor benden. Ben buraya işte yazdım ismimi, soy ismimi. Burak Turgut yazdım. Okey dedim. Eğer ben bu nickname'i şuradan seçmesini istemeseydim, yani açılışta otomatik bir sınav, link seçseydim, nickname seçseydim, otomatik olarak girmemi sağlayacaktı. Şu an giriş yapıyorum. Evet. Sorumluluk başladı. Vesaire ve bir puan veriyor bana. Bu şekilde sınavımı buradan tamamlayabiliyorsunuz. Eğer öğrenciniz sınava girdikten sonra vazgeçti, ekranı kapattı mesela. Şu an ekranımı kapattım. Peki daha sonra yine aynı IP üzerinden, yani bu bilgisayardan girdi ya. Tekrar o bilgisayardan aynı linke yarın veya ertesi gün girse ne oluyor? Peki baştan mı alıyor? Hayır, baştan almıyor. Tekrar bu sen misin diyor. Evet, ikinci sorudan gördüğünüz gibi tekrar devam ediyor. Öğrenciniz kaldığı sorudan devam edebiliyor. Peki bu şekilde bağlandıktan sonra başka ne şekilde bağlanıyor? Kahoot'a iki şekilde sınav giriş şekli var. Bir tanesi kahoot.it adresi var. Kahoot yazdığımızda şurada kahoot.it web adresi var. Bu web adresine şu oyunun pin numarası var. Her oyunun bir pin numarası oluyor. Bu pin numarasını kullanarak şurada game pin yazan yere tıklayarak bu pin bu web sayfasına, ya yani bu sınav uygulamasına gidebiliyorsunuz. Bir diğer katılma şekli de linkti. Kopyalan şu URL'yi öğrencilerinize kopyalayıp o URL'ye sınava girebiliyorlardı. Bu şekilde iki farklı şekilde sınav oluyorsunuz ve gördüğünüz gibi ben iki soru cevaplandırırım. İster pinden girsem, ister normal linkten girsem yine kaldığım yerden beni devam ettirebiliyor. Evet, bu paylaşma bu şekilde. Sınav bittikten sonra sınavınızı bitirip şurada sorularınızı analiz edebiliyorsunuz. Bitirmeyenleri görebiliyorsunuz. Hangi öğrencilerin kötü yaptığını buradan görebiliyorsunuz. Kaç oyuncunun toplamda sınava katıldığını yine görebiliyorsunuz. Geri bildirim olarak Kahoot yine bu şekilde güzel bir imkan bize sunuyor. Ve rapor seçeneklerinde isterseniz rapor indir deyip ki bunu bizim sınavımızda yapalım, daha güzel olur. Daha hoş bir görüntü elde ederiz. Şimdi sizinle birlikte bir sınav yapalım. Aramızda rövanş bekleyen öğretmenlerimiz var. Bakalım rövanş alabilecekler mi? Şurada bilgi yarışması Kahoot seçeneği var. Oyna dedikten sonra ben sadece benim ekranımdan soruları görmenizi istiyorum. Soruları size göstermeyeceğim. Sadece benim ekranımdan göreceksiniz ve siz kendi telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan soruları cevaplandıracaksınız. Şimdi soruları göreceğiniz ekran, eğer sınıf içerisinde bunu yapıyorsanız öğrencileriniz akıllı tahtadan soruları görür, bilgisayardan soruları cevaplandırır. Bu şekilde sınıf içi bir uygulama yapabilirsiniz Kahoot'la alakalı. Şimdi biz yapacağımız sınav bununla alakalı, yine sayfamızda bir sınav yapmıştık. Güzel de olmuştu. Katılım da gayet iyi. 50'ye yakın bir katılım vardı. Burada sınavınızı yaptığınız sırada size bazı seçenekler sunuyor. Bir tanesi şuradan, bazıları tabii pro özellik. Takma at, biraz önceki anlattığımız nickname olayı. 10 yaparsam bu sefer kendimiz isim girme hakkını kapatacaktır. Kendisi bir isim bize verecektir. Biz kendimiz giremeyeceğiz. Off yapıyorum. Kendi isminizi kendiniz girmenizi istiyorum. Burada müzikler var. Beğendiğiniz tarzda sınav esnasında çalıyor bu müzikler. Şöyle. Yani şu an bu ses size geliyor mu? Tamam, teşekkür ederim. Şöyle. Çünkü ben biraz sonra bunu kapatayım. Yani mikrofonu devre dışı bırakıp buradan sesin size gelmesini de sağlarım. Buradan belirli şekilde bir sınav, bir uygulama şey yapabiliyorsunuz. Bir müzik seçebiliyorsunuz burada. Soruların yanıtlarını değiştirebiliyorsunuz. Rastgele seçebiliyorsunuz. Soruların sırasını ve yanıtları değiştirebiliyorsunuz.
Daha sonra şunlar çok önemli şeyler değil. Tekrar katılmasını sağlamak, aynı sistem üzerinden öğrenci sınavı bitirdikten sonra tekrar katılabilir mi? Seçeneği var burada. Bunu off yaparsam bir girilen kişi bir daha giremiyor. Şimdi ben sınavımı seçtim. Burada sınavımda klasik ve takım modu var. Takım modunu seçerseniz eğer sınava girdikten sonra takımlar oluşturabilirsiniz. Mesela A takımı, B takımı, C takımı. Önceden bir takım oluşturdunuz öğrencilerinizi. Sınıfınız işte 9 kişilik. 3 farklı takım oluşturdunuz ve takım modunu seçerek bu oyunu oynatmayı istiyorsunuz. Öğrencilerin sınava girdikten sonra sistem onlardan takım ismi isteyecektir. Takım ismini A girdikten sonra o kişiyi A takımına, B seçerse öğrenci yazarsa B takımına atacaktır onları ve sınav sonunda takım olarak bir analiz yapmanız da yine burada mümkün. Klasik modu seçiyorum ve ilerliyorum. Şimdi bana bir game pin istiyor. Şu game pinini kullanarak sınava girmelerini istiyorum ve ben sizin şu an bu game pinini kullanarak sınava dahil olmanızı istiyorum. Hangi web sayfasını kullanacağız? İnternette kaos.it web adresine girip şu pin numarasını girip sınava bir katılmanızı bekliyorum sizin şu an. Şöyle sesini de açayım. Şu sağ üst tarafta müziğin efektini yine buradan değiştirebiliyorsunuz. Şuradan da müziğin sesini kısabiliyorsunuz veya komple kapatabiliyorsunuz. Şuradan başlat seçeneğine tıkladıktan sonra da eğer kişileriniz aktifse ve sisteme dahil olmuşlarsa başlatma şansınız var. Evet, şu an öğrencilerimi bekliyorum. Pinimi paylaştım, web sayfamı paylaştım. Şu an sisteme girmelerini bekliyorum. Buradan giren kişi sayısı görünüyor. Kaç oyuncunun girdiğini buradan görebiliyorsunuz. İsimlerini görebiliyorsunuz. Ben buradan beğenmediğim veya böyle ismini yanlış yazan bir öğrencim varsa mesela üstüne şöyle mouse'la gelip çizik attığınızda onu sistemden çıkartabiliyorsunuz. Şu an örnek vermek istemiyorum. Çünkü belki çok zor şartlarda bağlanıyoruzdur. Kimseyi çıkarmayayım. Yani üzerine böyle mouse'ta gittiğinizde zaten çizgi çıkartıyor. Ona bastığınızda sistemden atabiliyorsunuz kendiniz. Evet, şöyle bir iki dakika daha bekleyelim. Girmeyen öğretmenlerimiz varsa girsinler. Kaot.it web adresine gidiyoruz ve şu pin numarasını giriyoruz. Bu şekilde yaparsak bunun link paylaşımı yok. Burada sadece pin paylaşımı oluyor. Ama normalde diğer türlü yaparsak, yani zamanlı yaparsak sınavımızı, bu sefer bir link paylaşıyor bizden ve o linki öğrencilerimize gönderdiğimizde istedikleri zaman aralığında oraya girebiliyorlar. Nereden? Hocam, kaot.it web adresine gidiyoruz. Şöyle yazayım. Kaot.it web adresine gidiyoruz. Sonra şu pin numarasını kopyala diyoruz. Şuraya pin yazan yere giriyoruz. Ya da buraya gidememişseniz Kahoot'un yine web sayfasına gidip şurada, yine buradan da girebilirsiniz ama bazen yanlışlık olarak şu X sayfasına da girebiliyoruz. X sayfasına girdikten sonra şuradan play tuşuna bastığımızda yine Kahoot pin ekranına beni gönderecektir ve şu pin yazan yere şu pin numaramı yazıyorum. Evet, Mesude hocam da geldi. Mesude hocam bizim quiz'in birincisiydi herhalde. Şu an görünce ismini hatırladım. Şimdi şöyle bakıyorum. Sanırım bu kadar yeterli. Eğer tam ekran yapmak istiyorsanız tam ekran moduna, şuradan full tam ekran moduna geçip yarışabiliyorsunuz. Şimdi yarışmamızın sesini açıyorum. Müziği de aktifleştiriyorum ve yarışmaya başlıyorum. Ha, şu son anda gelenler de oldu. Şöyle bekleyelim bir 15 saniye daha. Belki hala gelenler vardır. Sizin için çok güzel sorular hazırladım. Yani böyle zor sorular. İnternette dolanmış. Belki daha önce rastlayabildiğiniz ilginç sorular. Evet, 32 kişi. Başlıyorum şu an yarışmaya. Ekranımı tam ekran yapıyorum. 33 olduk. Bekledikçe geliyor ama başlayalım. Evet, yarışımı başlatıyorum. Evet, 11 sorumuz var ve ilk sorumuzla yarışımı başlıyorum. Müzik
Evet. Süre sonunda kaç kişinin doğru cevaplandırdığını, kaç kişinin ise yanlış cevaplandırdığını görebiliyorum ve en çok şuradan eleyici şıkkım benim kök seçeneğiymiş. Bir besinin bitkili tohumlarını taşıyor olması Türkçe çevirince herhalde bir sorun yaşattı galiba. En çok cevaplandıran şu kahvaltın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Soruya erken cevaplandırmak puan kazandırıyor. Doğru cevaplandırmanız bir puan veriyor size tamam ama doğru cevabı erken şekilde cevaplandırmak ki Tuğba hocamız gibi mesela daha fazla puan getirisi olacaktır size Kahoot'ta. Soruları çok kısa saniyede yaptım. Zamanınız çok gitmesin diye. Umarım güzel geçiyordur. Bir sonraki soruya geçiyorum. Sorumuz var bu arada. Hocam sorular görünmüyor. Ya soruları kendi ekranımdan seçtiğim şekilde ayarladım. O yüzden görünmüyor. Çünkü kendi sizin soruları size ekranınıza gelmesi için diğer seçeneği seçmem gerekiyordu. Onu seçmedim. O zamanlayıcıyı yani onu kullanmadım. Ben tamamıyla şu an canlı olarak birebir yani soruları ben getireceğim, siz göreceksiniz ve işaretleyeceksiniz. O şekilde canlı bir yarışma yapmak istedim. O şekilde ilerliyorum. Devam ediyorum. Süremiz şöyle ilk üçümüz, ilk dördümüz puanlarımız hemen hemen yakın. Değişebilir. Daha altı sorumuz var. Soru cevabını İngilizceye çevirerek yapmış. Çok deneme amaçlı yaptığım gibi hocam. Soruları böyle yaptın, neden böyle yaptığını anlamadım. Şunu İngilizce yaparsam sanırım biraz daha güzel olur. Evet. Şu soruları cevaplandırdığımız anda sayfadaki bazı İngilizce kelimeleri sanırım soruları değiştirip bir sonraki soruda önceki soruda olduğu gibi değiştirebiliyor. Şunu orijinal halinde İngilizce olarak yaparsam sanırım daha güzel olacaktır. Çünkü soruyu biraz değiştirdi. Sorunun orijinal hali bu. Evet, devam ediyorum. Soruları atlayabiliyorsunuz soru esnasında. Şurada atla seçeneği var. Onunla soruları atlama şansınız biliyormuşuz bayağı bir kişi. Güzel. Devam ediyorum. Son 3 sorumuz. Hiç kimse doğru cevaplandıramadı mı bunu? Sıfır. Evet, güzel. Kimseye puan veremedik. Şilali boymuş. Ben de internetten okuduğum kadarıyla biliyorum. Çok ilginç. Devam ediyorum. Son soru öncesi puan durumuna bir bakalım. Evet, şu puanlar gayet yakın.
2, 3, 4 değişebilir. Gerçi biraz daha var. Sinyal bayağı bir eleyici olmuş burada. Evet, son sorumuz. Bir insan başına düşen karınca sayısı. Yarışma sonunda kendisi güzel bir 2-3 belirliyor. Burada yaptığınız yarışmada 2-5'i veriyor size. Daha sonrasında tekrar oynayabiliyorsunuz, kaydedebiliyorsunuz ve raporlara göz atabiliyorsunuz. Mesela yarışmanın raporlarında soruları 10 saniye yaptığım için biraz problem oldu. O yüzden çok yani hani önemseyerek yaptım daha doğrusu da çok fazla zamanımız gitmesin diye size tanıtmak amacıyla eğlenceli geçsin hem de bir anket yapalım, sınav yapalım diye yaptım aslında. Süreyi daha çok uzatabilirdim. Belki de değişebilirdi yani ilk 5. O yüzden çok önemli değil. Bir dahaki sınavlara inşallah diyelim. 10 saniye azmış. Evet, biraz tecrübe ettik hocam. Şimdi yaptığım bilgi yarışmasında mesela şöyle analizlere bakarsam 37 öğrencim katılmış mesela bu sınava. Şöyle Türkçe yapıyorum. Şimdi şu örneği tekrar sınav esnasında değiştirmeyi unutun ama siz unutmayın. Sınav esnasında orijinal haliyle Kahoot'unuzu çalıştırın. Yoksa bazı soruları değiştirebiliyor ve bazı şıkları da İngilizce olarak Türkçe'ye yazabiliyor. Mesela çok şıkları değiştirebiliyor. Şimdi yaptığım sınavda soruların ortalama sınav süresinin 9 dakika olduğunu, 11 soru olduğunu ve şuradan kazanan kişileri falan görebiliyorsunuz. Zor soruları şuradan görebiliyorsunuz. Mesela şöyle tümünü gör diyelim. Soruların zorluğuna bakarsak şuradan %24 doğru cevaplandırma oranları var. Mesela şöyle bir %0'la hiç kimsenin doğru cevaplandırmadığı soru 21 kişi Avam sınıfı 13 kişi cevapsız diye buradan soruların analizini yapabiliyorsunuz. En çok doğru cevaplandıran şöyle %32'lik bir oran gördüm. O da hangisiydi? Şöyle bir bakalım. Geri geri yürüyen, yürüyemez diyeyim. Hayvan mesela bir sorumuz vardı. Buradan yani soruların geçerliliğini, güvenilirliğini buradan belirleyebilip soruyu isterseniz sınavınızdan çıkartabilir veya farklı şekilde mesela eleyicileri düzenleyebilirsiniz. Yani mesela sorumda atıyorum şu benim normalde doğru cevabım buydu ama 12 kişi 100 milyon değil. Mesela çok büyük bir çeldiriciydi. Diğer şıklarımı da mesela buna yakın yapıp yani soruyu daha da zorlaştırabilirsin kısacası. Buradaki şıklar tamamıyla yani seçenekler tamamıyla sizin kontrolünüzün altında. O yüzden istediğiniz tarzda sınavdan sonra değişiklik yapabiliyorsunuz. Peki sınav sorularımı gördüm. Yardıma ihtiyacı olanlar var mesela. Şöyle bir bakalım. Şöyle doğru cevaplandırma oranları şöyle sayfamızı bir Türkçe'ye çevirelim. Zaten Türkçeymiş. Yardıma ihtiyacı var ne demek? Yani bu öğrencilerimiz sınava katıldı ama yanlışları çok. Ve bunlara mutlaka sınavdan sonra bir dönüt vermemiz gerekiyor. Bunları sınav skoruna göre sıralayabiliyoruz. Şuradan hiç katılmayanlar da var. Hocam çünkü ilk defa katıldığımız için nasıl yapıldığını anlamayan öğretmenlerimiz var, öğrencilerimiz var. Hocam normalde tek ekranda ben açtığım için biraz problem yaşadık. Sınava katılıp da düşük puan alan veya işte burada hangi öğrencilerimizin bu şekilde yardıma ihtiyacı olduğunu buradan görebiliyoruz. Sınavda sınav işte kaçıncı bitirdiğini, kaç puan aldığını, kaç soruya doğru hani bütün bir soruya cevap verip düşük puan alabilir ama her soruya doğru cevap verip düşük puan alabilir. Bu sefer burada gerçekten bir problem olduğunu yine görebiliriz. Yani her soruya puan vermiş, cevap vermiş ama hepsini yanlış yapmış da olabilir. O yüzden bunları orada görebiliyoruz, analiz edebiliyoruz. Geri bildirim aynı şekilde şuradan kaç tane kişiye
geri bildirim verdiğinizi yine size gösterebiliyor. Doğru cevaplar şurada da bu sefer bütün yarışmacıları gösterebiliyor. Toplam puanı puana göre sıraladığımızda en yüksek puandan başlayarak şuradan öğrencilerimizi sıralayabiliyoruz. Mesela birinci olan öğrencimizi işte toplamda kaç puan yaptığını, kaç soruya mesela cevap verdiğini veya toplamda sıralamadaki yerini görebiliyoruz. Sıra sıra hangi soruları şurada mesela doğru cevap buymuş ama yanlış cevap vermiş. Toplamda kaç saniye boyunca mesela birinci olan bir öğrencimiz için şu an mesela Hülya öğrencimiz için bir analiz yapıyoruz. İşte 4 saniyede ortalama birinci soruya doğru cevap vermiş. İşte 3. soruya mesela çok düşünmüş. Yaklaşık 8,7 saniyede cevap vermiş. Acaba çok mu bu soruda bilgi eksikliği olabilir veya bu soruda bir problem durumu olabilir diye düşünüp öğrencimize yine hangi mesela en erken cevap verdiği işte atıyorum 3,4 saniye mesela demek ki bu konuyla alakalı bilgisi çok iyi hemen cevap vermiş ve bu konuyu hakim biliyor gibi yorumlar yapabiliriz ve sırayla gidip tabii ki burada bütün öğrencilerimizi analiz edip sıra sıra her öğrencimize ayrı ayrı değerlendirme yapıp not alıp geri dönüt sağlayabiliriz Kahoot'la alakalı. Tekrar ediyorum, ev kısmında bizim ana menümüz vardı. Keşfedin bölümünde diğer Kahoot'ları görebiliyorduk. Kahoot bölümünde kendimiz bir Kahoot oluşturabiliyorduk. Raporlar bölümünde de dediğimiz bu yaptığımız bütün analizleri buradan yapabiliyoruz. Kahoot oluşturmada bir problem yaşadık. O problem neydi? Sınıf içerisinde yaptığımız için ben mesela böyle bir uygulamayı. Birincisi ne dedik? Kendi ekranımızda bu oyunu oynayabiliyoruz. Yani şu soldaki sağ taraftakini seçersek de bir zamanlama belirleyip o zamanlama içerisinde öğrencilerimize sınav yaptırabiliyoruz. Ben mesela dedim ki öğrencilerimizle beraber hep birlikte şu an şu yarım saat içinde hep birlikte sınav yapacağız. Ben soruları size göstereceğim. Siz ekranınızdan cevap vereceksiniz. Soru görmeyeceksiniz dedim. Bunu seçtim. Şu an bizim yaptığımız gibi. Ama şu ikinciyi seçersek ne oluyordu? Sınavın bir son tarihi. Ne zamana kadar bu sınav olacak? Ve sınavın bitiş saatini. Soru zamanlayıcılarını kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Yanı sırasını değiştirebilirsiniz. Eğer bunu yaparsanız bu sefer yani bunu oluşturursanız ikinci seçenekte öğrencileriniz dediğim gibi link üzerinden veya pin üzerinden girip istediğin zamanlarda bu sınavı yapabilirler. Kahoot'ta iki farklı sınav oluşturma şekli var. Kahoot bu şekilde. Genel olarak anlattığımız olay yani Kahoot'un tamamıyla oluşturulması bu. Umarım faydalı olmuştur. Oluşturan öğretmenlerimiz var. Bizim grubumuzda panonumuzda paylaşan öğretmenlerimiz bir hayli fazla. Gayet güzel etkinlikler var. Gerçekten çok da güzel. Yaptığınız Kahoot'ları başkalarıyla paylaşabiliyorsunuz. Paylaşın. Kahoot linklerini bizimle paylaşın. Nasıl paylaşıyorduk? Kahoot'larınıza tıkladığınızda şurada herhangi bir Kahoot'unuzu seçtiniz diyelim. Seçtiniz, tıkladınız. Şu üst tarafta link oluyor. Beğendiğiniz Kahoot'ları orada paylaşabilirsiniz. Diğer öğretmenlerimiz kullanabilir. Belki paylaş diyemiyordur veya söyleyemiyordur. O yüzden başkalarına faydalı olacağını düşündüğünüz kahutlarınızın linklerini grupta paylaşabilirsiniz. Genel olarak kahutun kullanım amacı bu. Herkes açık kısmında problem yaşamamak için hocam herkes kısmını açarsanız herkes görür. Yani diğer insanlar da kahutunuza ulaşıp kendi profillerine ekleyebilirler. Ama sadece siz yaparsanız sizden başkası göremez. Problem yaşamamak için sorularınızı düzgün yapın veya hani yani sadece şunlar indirebilsin diye bir kısıtlama maalesef olmuyor. Ya herkese açıktır ya kapalıdır. Ben teşekkür ederim hocam. Gönderip öğrencinin sonradan yapmasını istiyorsanız aynen öyle async o async in demiştik. Yani İngilizcesi ne demek oluyor? Tam şu an hiç bakmadım açıkçası ama şöyle bir bakarsak çevirisine atamak, zaman atamak herhalde. Bir zaman atıyoruz ve o zaman diliminde öğrencilerimizi bu sınava tabi tutabiliyoruz. Atamak, evet hocam. Öğrencinin sonradan yapmasını istiyorsanız aksilik seçiyoruz dedik. Biz hazırlayıp gönderme yazan yeri biz hazırlayıp gönder hocam olcu hocam hani
Kahvaltımızı hazırladık ya. Biz hazırladık. Tamam, güzel. Kahvaltı öğrenciye öyle sıradan bir şekilde yani çözdüremiyoruz. Kahvaltı ya online bizim biraz önce yaptığımız gibi yapacağız ya da bir tarih belirleyip o şekilde link olarak göndereceğiz veya pin olarak göndereceğiz. Tamam mı hocam? Evet. Görev vermek gibi. Yani hemen hemen. Buradan yaptığınız sınavı aynı şekilde tekrar oynayabiliyorsunuz, geri dönebiliyorsunuz veya raporlar düzenleyebiliyorsunuz veya şunları kaydedebiliyorsunuz. Yani ne şekilde kaydediyor bunları? Yani yaptığınız şöyle bir indiremedim. Yani ne şekilde kaydediyor? Tamamen daha sonra kullanabileceğiniz şekilde mesela raporları indirdiğimde Excel dosyası şeklinde benim raporlarımı kaydediyor. Şöyle Excel dosyasına bir bakayım. Evet, şu şekilde Excel dosyasında raporlarımı bilgisayara indirip daha detaylı bir analiz yapıp bana genel bir sonuç veriyor ve tabii bunlar İngilizce indiriyor. Toplamda kaç soru olduğunu, kaç kişinin yarışmaya katıldığını, işte toplam cevaplandırma oranı, doğru cevaplandırma oranı ve toplam sorular yanlış doğru gibi bir takım bilgiler veriyor ve şu alt tarafta da gördüğünüz gibi soruların sıra sıra analizi yapıyor bana. Final skorunda bütün puanlamaları buradan görebiliyorsunuz. Excel dosyası olarak indirip öğrencilerinize veya okul idarenize eğer internetten online bir sınav yapıyorsanız bu şekilde bir resmi belge olarak da yine bunu verebilirsiniz. Şurada birinci sorunun analizini, hangi öğrencinin doğru cevaplandırdığını ve buradan kaç puan aldığını, ikinci soruyu hangi öğrencimizin doğru cevaplandırdığını ve bu sorudan hangi öğrencinin kaç puan aldığını gibi analiz yapabiliyorsunuz. Yani soru analizi olarak gerçekten süre, sınırlama, saniye yani ciddi anlamda çok iyiydi. Mesela diğer web araçlarında da mesela Socrative'de de bu var. Sürenin bir sorunun kaç öğrenci tarafından doğru cevaplandırdığını falan bulabiliyorduk veya bir quiz. Ama burada daha ayrıntılı, daha bir analiz etme şansımız var. Yani mesela şu iki öğrencimiz de doğru cevaplandırmış. Hülya hocamız da doğru cevaplandırmış. Merve hocamız da ama biri 810 puan almışken biri 760 puan almış. Yani bu biraz daha önce cevaplandırılmış. Yani böyle bir takım bilgilere ulaşabiliyorsunuz yine şey olarak indirdiğiniz dosyadan bu şekilde yani indirme şuradan rapor kısmından buna ulaşabiliyorsunuz. Kaot bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım kullanırsınız. Yaptığınız her işe hemen hemen 2-3 web aracını aktif olarak kullanmanız size fayda sağlayacaktır ki Kaot onlardan bir tanesi. Umarım faydalı olur. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hepinize